Merhabalar arkadaşlar, Tecrübelendik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 3 boyutlu yazıcıda resimlerimizi basacağız. Bulduğumuz herhangi bir resmi basalım. Ama ben Gucci'nin reklam yüzü olan arkadaşı merak ediyorum. O yüzden onun resmini basmak istedim. Şimdi resim seçeceğiz. Lakin resmin arka tarafında çok kalabalık şeylerin olmasını istemiyorum. Çünkü daha iyi çıkıyor. Kalabalık bir şey olmayınca, pat beyaz şekil olunca bu resmi farklı kaydetle masa üstüne kaydedelim direkt. Ondan sonra arkadaşlar bu programa gidiyoruz. Bu program kabartma yaparaktan, sizin resminizi ovalleştirerekten 3 diye yazıcıda basmanızı sağlıyor. Mesela biz resmimizi çekmek için giriyoruz, dosya seç diyoruz. Buradan direkt zaten çıkıyor. Şimdi bunu dik şekilde bastırırsak bizim için daha iyi olacak. Yatayda da oluyor ama dik şekilde daha düzgün bir şekil oluşturuyor. Yani dik şekilde daha fazla verim alabiliyoruz. Buradan yuvarlayabilirsiniz. Dik, iç bükey, dış bükey, farklı şeyler kalp şekline getirebilirsiniz resminizin boyutuna göre. Şu anda bir tanesini deneyelim. Bu arada buradaki şekilleri seçtikten sonra ve programda her ne yaparsanız yapın, refreshlemediğiniz sürece resme hiçbir şekilde etki etmez arkadaşlar. Şu anda biz şeklimizi, resmimizi oluşturduk burada. Hemen incelemesini yapalım şöyle. Burada farklı bir ayar daha var mesela. Hani sizin yapmanız gereken diyeyim. Resimden resime değişiyor bu. Pozitif, negatif. Şimdi bu pozitif, negatif de ne oluyor? Şimdi görüyorsunuz resmin ön tarafında olan arkadaşı kabarttı. Arka kısmı ince bıraktı. Şuradan şöyle daha iyi görebilirsiniz. Bunu ben şu anda çevirdim mesela. Refresh dediğimde tam tersi olacak. Bu sefer resmin ön tarafında bulunan nesneyi incelterek arka tarafındaki nesneleri veyahut da ışığın gelmediği karanlık kalan yerleri kabartıyor. Bu yine ışıkla alakalı. Siz resminizin ne kadar iyi çıkmasını isterseniz arka planın o kadar düzgün olması, ışığın kalitesi, fotoğrafın pikseli hepsi önemli tabii ki de. Ama biz bunu yine eski haline, negatiften pozitife çekelim. Çünkü ben pozitifte daha iyi bir baskı alıyorum. Denedim birçok kez de. Sonra arkadaşlar bunun boyutu var. Şimdi ben 70 milimetre yani 7 santimlik bir genişlikte basmak istiyorum. Veya da buradan değiştirebilirsiniz. 10 santim yapabilirsiniz. Burayı 100 yaparak da modele gelelim. Şöyle az uzaklaştırayım. Refresh dediğimde modelimiz büyüdü. Şimdi burada yapacaklarımız bittikten sonra Dolon diyoruz. Direkt sol tarafta yazıcınızı atabileceğiniz şekilde indiriyor. Ondan sonra direkt yazıcınıza geçebilirsiniz. Şöyle çift tık yapalım direkt üstüne. Ben Jura programını kullanıyorum. Bu yazıcı programlarında sıkıntı yaşamanız hani nadirdir. Çünkü hani bir farklılık yok zaten diyebiliyorum. Evet arkadaşlar şu anda geldi yazıcı programımıza. Şimdi burada oynamamız gereken herhangi bir ayar ne diye sorarsanız. Şimdi dolgu. Dolguyu %70'in %80'in altında tutmamanız gerekiyor. Şeklinizin daha verimli, ışık altında daha verimli görünmesi için. İkincisi tablonuzda hani makinenizin titreşiminden filan çıkma olasılığına karşı şu alt tarafı çünkü ince kalacak bunun ve sarsıntıda çıkma olasılığına karşı burada yapı levhasına yapıştır kısmında. Mesela kenar etek etekte ne oluyor mesela ben size göstereyim etek dediğinizde program hesaplıyor dilimlemeden göremiyoruz 3 saat diyor ön izle dediğimizde etek yaptığınızda işte böyle oluyor şöyle bir çizgi bırakıyor bu o kadar verimli değil şurada da ufak bir şey var ama bizim için mesela kenar radyal bunların ikisi daha verimli oluyor hani sizin için daha iyi olur. En azından bunu hani 2 saatte 3 saatte basacağı için hani çıktığında üzülürsünüz. O yüzden
Mesela bakın şu anda tablayı yapıştırdı ve bunun sağlamlığı arttı. Radyal dersek bu biraz daha kalın oluyor radyal. Ve her yeri kapsıyor mesela. Radyal de daha kalın. Şimdi bunu kartımıza kaydedelim ve makinamıza atalım. İlk önce bir masa üstümüze kaydedelim biz bunu. 8989 diye kaydedelim. Enter. Şimdi makinamıza atabiliriz. Evet arkadaşlar, kartımıza modelimize attık. Şimdi makinemize yükleyeceğiz. Makinemize yüklemeden önce ben şu alanı kullanacağım için direkt bu alana kağıdımı yapıştırdım. Normal bildiğiniz gibi şu ucuz pirit tarzı yapıştırıcıyla. Ondan sonra tablomun kıskacını takıyorum. Normal bir şekilde şöyle taktım. Ondan sonra makinemize kodumuzu atalım. Şöyle ben size göstereyim. SD karttan yazdır. Burada Türkçe karakter olduğunda, mesela şu anda 89 89 89 yazıyor. Burada Türkçe karakter olduğunda genelde kabul etmiyor. Çoğu zaman böyle bir sıkıntı yaşadım. Okey diyoruz. Okey dedikten sonra şurada normal tablonun ısısı görünüyor. 30 olması gerekiyor. 25. Burada da nozzle'ın ısısı var. Hemen ben tabloyu ısıtmıyorum genelde. Şöyle yapalım. Bunu sıfırlayalım. Nozzle da programdan gözümden kaçmış. Demek ki 200 yerine filamente göre değişiyor da 207 ile 208 arası öyle kullanıyorum. Şimdi bu şartlar sağlandığında, mesela şu anda tablo şartı sağlanmış. Çünkü ben sıfıra düşürdüm 29 derecede. Nozzle ısısı sağlandığında, yani 207 olduğunda makine otomatik olarak harekete geçecek. Sıfır noktasına gidecek. Şu anda sıfır noktasına gitti ve programı başlayacak şimdi.
Thank you.
üst taraf sıfır konumuna geçti. Şimdi bunu arka tarafına bir ışık koyaraktan gerçeğe ne kadar benzedi benzemedi ona bakacağız. Ama şu anlık pürüzsüzlük gayet iyi aslında. Şuralarda oluşan şeylerin hani resimlerdeki ışıklardan dolayı da olduğunu düşünüyorum. Işıktan dolayı. Dediğim gibi baskımızın güzel olması için arka tarafın pürüzsüz olması, ışık, her şey önemli. Bu sefer ben biraz kabarık yaptım. Daha güzel, belirgin olsun diye. Şimdi arka tarafına bir ışık koyalım ve bakalım nasıl olmuş.